우리 딸, 아빠 선물. 가보자. 아들 좋겠네. 출발! 야, 비키세요. 우리 딸 나갑니다. 괜찮아. 무서워하지 마. 가자. 얼른 가. 여보. 큰 소리 내면 안 돼. 너 이렇게 계속 크게 울면 엄마 아빠 다시 못 볼지도 몰라. 그치? 설아, 무슨 말고 있어? Geldim. Sabah sabah ne ses var be. Amma şakıdım be paşa. Hadi be anacığım. Oh çok şükür ya Rabbim. Hamdolsun. Hamdolsun. Ya sabah oldu mu işim bitmiyor be anacığım. Bu nedir ya? Her sabah her sabah inadına mı yapıyorsun? Yaz günü sevaptır be oğlum. Bir gün de sen versen ne olur? Her sabah aynı şey. İnadına mı yapıyorsun acaba? Ne süslenmem biter. Ne kıyafetim biter. Güzel intizam var. Dediğin bizim ekmeğimiz be. Az subayız oğlum biz. Topla şu gravatı. Heh sık anasını. Aferin. Hadi. Hadi. Kız çocuğu gibisin yemin ederim be. Ya ne hayal edin biliyor musun? Evet. Elin adamları atlıyorlar bisiklete, dünyayı turluyorlar. Ha biz niye duruyoruz burada ya? Neden tıkılıp kaldık burada arkadaş ya? Ha oldu. Her gün evden birliğe dünya yol git, yetmedi bir de dünya turu mu? Ali be oğlum neredesiniz? Kızlar aç oldu. Basın pedallara, basın. Ya bir sabah da görmeyin şunları, olmaz mı? Ha? Kaplıca musluğu gibi zırıl zırıl terledim ben. Konuşmasan terlemeyeceğim işte, bas pedala. Bas. Abi geç kalmadık inşallah. Yok yok geç kalmadım. Merak etme ayırdım seninkini. Abi yırtmadan çıkardın inşallah. Ayıp ettin. Allah'ım. Hey maşallah hey maşallah. Abi sizin kızlar da eyvallah da bu çok başka. Bu çok başka değil mi? Allah aşkına bir bak şuna ya. Ya oğlum bu kız sana bakar mı hiç? Hayırdır? E şu tipe bir bak. Ne var oğlum? Ya kurban olurum şu kravatı bir günde düzgün tak be. Az subaylığın yüz kararsın ha. Oğlum taktınız şu kravata başlayacağım kravatınıza ya. Ulan benim askerliğime laf edecek adamın önüne nişancılık belgelerimi dizerim. Bak konuşturmayın beni. Ben sizin gibi bakım onarımcı değilim lan. Nişancıyım oğlum ben nişancı. Attığımı vururum. Attığımı vururum. Hadi hadi. 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 Kolay gelsin. Sağ olun hadi. Buyurun. Sevdim bir genç kadını. Ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti
o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Babam gider Kore'ye asker göndereceğiz diyor. İster misin bunları? Şişt, ağzından el alsın. Hem bizimkiler meslek istedi, niye alsınlar? Ama ne bileyim, korkuyor insan işte. Kalbim özlüyor onu. Suleyman otur. Yahu emrediyorum, otur. Seni niye çağırdım Süleyman? Güney Kore'ye asker gönderiyoruz, duymuşsundur. Duyduk binbaşım. Allah utandırmasın. Amin. Ankara taburunu hazırlamış. Ama bize emir geldi, takviye göndermemiz lazım. Ben seni düşündüm Süleyman. Senin buradaki yokluğun benim işime gelmez. Ama orada senin gibi iyi askerlere, mesleğinin erbabı askerlere ihtiyaç var. Ne dersin? Şeref duyarım efendim. Var ol. Bekleyenin var mı? Var binbaşım. Hem de canımdan öte. Vatanım gibi. Ya şu Koreliler birbirine çok benziyor değil mi? Benziyorlar tabii. Ya nasıl benziyor? Sana öyle geliyor işte. Ya Süleyman, sen teknik personel gidiyorsun tamam da. Sonuçta harp. Hiç seni hayal edemiyorum öyle savaşın ortasında. Sen şimdi onun öyle durduğuna bakma. Maraşlı oğlum mu? Allah kimseyi öyle bir şeyle imtihan etmesin be kardeşim. Ya düşünsene, canına kast olmasa insan insan zevk için niye öldürsün ki? E şimdi biz de gidip oraya iki tane komünist indirmeyelim mi arkadaş? Yapmayalım mı bunu yani? Milleti orada ineyim ineyim inletiyorlar orada. İki tanesini biz alalım aşağıya. Bu da mı geliyor senin de? Benim kardeşim oraya savaşmaya gidiyor. Ben ne yapacağım? Burada dönüşünü mü bekleyeceğim adamı? Kim koruyacak onu ya, orada? Hem bunun kimi kimsesi yok. Sen konuştun mu oğlum ailenle? Nurhan'a haber yollasana izlerle. Bu akşam mutlaka konuşmam lazım. Hep Ali ayartıyor seni değil mi? Onun gözü hep dışarıda zaten. Ona sırf macera olsun. Senin ne işin var Takore'de Süleyman? Bak böyle konuşma. Ta oradaki insanlar... Ya bizim ülkemize, ülkem de bana ihtiyaç duymuş. Kaçılır mı bundan Nurhan? Celal kaçıyor ama. E ben kaçamam ama. Beni de ben yapan bu. Sen de böyle sevmedin mi beni? Sevdim. Uzak ama. Çok uzak. Ya gidip oralarda unutursam beni? Aşk olsun. Korktuğun şeye bak. Bu muydu endişen? Öksüzüm ben. Çocukluğumdan beri amca yanımda. Sanıntıyım. Bir sen varsın. Sana sığındım, sana tutundum. Ya sen de bırakıp gidersen bu öksüz kızı? Bırakmam, bırakmam, bırakmayacağım. Her gün yazacağım sana, fotoğraflar çekeceğim. Ya okuyacak, göreceksin, yanında gibi olacağım, söz. Her sabah iki saniyecik görüyorum ya seni. Onu aklımın içine koyuyorum. Sen de beni hisset. Hiç unutma. Aklımı hatırla. Nimet, kızım telegraf var. Bir zahmet okusana. Ne zahmet Hüseyin amca, estağfurullah. Oğlunuzdan Hüseyin amca. He. Kore'ye seçilmiş. Sizleri merakta koymam. Sıkça yazarım. Hakkınızı helal edin diyor. Ben gideyim. Annem bekler. Türkiye'nin Kore'de komünizme karşı savaşmak... Dünyanın ta öbür ucu. Helal olsun aslanlara. Bugün dış siyaset alanında aslında bir erkek olan... evladım olmadı ki. Gönderip gururlanayım. 4500 kişilik bir kuvvet göndermeyi deruhte etmiştir. Halen Kore'de yardımcı. Sen yardımcısı ol Allah'ım. Sağ salim geri getir. Güle güle git Süleyman.
uzaklaşırken koca İskender'in karşıda küçücük kalınca dünyanın ne kadar büyük olduğunu insan daha iyi anlıyor. Dünya büyük, mesafeler uzun. Ama benim de içimde hepsine kafa tutarak yanan iki ateş var. Biri tanımadığım insanlara yardım edebilmek. Diğeri de sana duyduğum özlemle daha da alevlenen aşkımız. O yüzden korkmuyorum. Sen de korkma. Seninle biz bu koca dünyada her şeyin üstesinden gelecek iki hazinenin sahibiyiz. Adları iyilik ve aşk. Muhterem babacığım, annem gıdamı düşünmesin. Amerikalıların yeme içme adetleri biraz tuhaf olsa da bize gayet iyi bakıyorlar. Mesela hem yumurta hem yumurta tozu veriyorlar. Erlerden Pepe Muharrem. Ağzı dolu konuşup bir de kekelerken tozlar bir püskürüyor ki görmelisiniz. Celal ve İlhan kardeşleri, kızlara pek söz etmeyin ama hepimize silah da dağıtın. Atış talimlerine başladık. Sonuçta hep söylediğiniz üzere savaşa gidiyoruz. Amerikan silahları ve ordu düzeniyle ilgili bizlere filmler izletip eğitim veriyorlar. Kuzey Kore'nin 38. paralelinin kuzeyine iten... Filmleri de bize Mesut Üsteğmen çevirdi. Tercümanlık yapacakmış. Tanışmamız hayli ilginç oldu. Komutan. Süleyman. Rahat. Sen motor izleden misin? Bana mazot lazım. Nereden buluruz? Ambardan hemen çektireyim arabanın bir tanesini. Yaşa be. Benim kameradana bu kadar karıncalar var. Ne cins olduğu belli değil. Bütün gece yiyip bitirdiler beni. Amerikalara gemide karınca mı olur dedim. Güldü. O olur komutanım. Limanlarda halattan tırmanıyorlar mübarek be. Sever neyse işte. Bana mazot getir de orayı bir sildireyim. İyi de o zaman ölürler. Öldürmeyip ne yapacağız? Besleyeceksiniz. Bunlar ekmeğinin peşinde komutanım. Artık şekeri gelir, size de rahatsızlık vermezler. Birlikte yaşamayı öğrenmek lazım. Şişt. Sen de benim gibi komünist misin lan yoksa? Yok. Ben o işlerden pek anlamam. Ama karıncalardan öğrenecek çok şey var. Daha karıncayı bile incitemeyenler savaşa gidiyor. Ali maşallah. Attığı mermileri yüzük gibi birbirinin içinden geçiriyor. Komünist Kuzey Korelileri vurup indirmeye pek hevesli olduğu için de Mesut Üsteğmen'le pek anlaşamıyorlar. Sevgilim, bir aylık bu yolculuk yakında bitiyor. Hep söylediğim gibi, sakın aklına kötü şeyleri getirme. Hanım ayıp. Aranızda din görevlisi var mı diye soruyorlar. Yani namazımızı, niyazımızı kadar iyicene bilgilendir aga. Yok lan, namaz abdest sormuyorlar. Bunların da kendi papazları var ya. Her pazar buraya vaaz vermeye gelmediklerine göre. Ya neye geldiler? Hep sen atıp hep sen vurmayacaksın ya Ala Subay. Ya onlar da bizi vurursa? Herkesin ölüsü kendi dinine göre görmeyecek. Hadi beyler, daha 95 kilometre yolumuz var. Kuzey'e, Teguşehir'ine gideceğiz. Arkadaşlar, bu yaz Kuzey Kore ülkeyi baştan aşağı hunharca işgal etti. Ancak barış gücü düşman kuvvetlerini kendi sınırlarına püskürtüp Güney Kore'yi işgalden kurtardı. Şimdi sınırda son darbeyi vurma zamanı. İstikamet Kunuri. Türk ordusu olarak ilk kez sıcak çatışmanın yakınında görev alacağız. Ulan Allahsızlar, memleketini hala getirmişler lan. Yolda gördüğünüz tabloyla nasıl kutsal bir görevde olduğunuzu daha iyi anlamışsınızdır.
Arkadaşlar, burası o son vuruşun yapılacağı hattın ardı. Taktiksel önemi çok büyük. Niye böyle dağınık halde vaziyet almışlar? Ya acil bir şey olsun. Amerikalılar bu iş bitti diye. Bir aya kalmaz Noel'de evde olurmuşuz. Ateş başına gelin de marshmallow yiyip bir şeyler içelim. Ya marshmallow nedir ya? O kadar yolu biz lokum yemeye mi geldik? Bize de burada oyalanalım diye işte öyle yalandan iş vermişler. Sen de belki birkaç çeteci vurursan kendine gelirsin. İçine ya. Bir geldik olay bitmiş. İşine gelirse Amerikalılar ister biz yaparız. Ya ne demek istiyorsunuz yani? Bizi burada kullanmaya mı çağırdılar? Ya bizi güvenmiyorlar mı? Ondan mı attılar cephenin arkasına? Burada gerçek bir vatansever gibi ülkene faydalı mı olmak istiyorsun? Yoksa komünist mi olmak istiyorsun? O nasıl laf ya? Siz kimin tarafındasınız komutanım? Niye? Ajan diye rapor mu edeceksin? Tezit mi ediyorsun bunu? Hayır söyleyin de bilelim yani kimin tarafındasınız? Biz de ona göre davranalım ya. Komutanım, ben işimi iyi yaptığım için gönderildim. Hepimiz gibi. Bu konuda hemfikirsek lütfen işimize dönelim. Bu araç trafiğini derhal bir düzene sokmamız lazım. Acil bir durumda hareket edemeyiz. Ne acil durumu Süleyman? Adamlar av partisi bitti diyor. Bu iş bitti. Acil durumda 9. kolordu diye irtibata geçmemizi emredildi. Haberleşmek kesik. İzin verirseniz ben oraya giderim. Bana iyi bir şoför lazım. Emrinizin komutanım. Tercüman da istiyorum. Emirlersiniz komutanım. Siz kolordudan yeni emirleri alın sonra bizi bulun. Sorusu olan... Bizimkiler Kore'ye varana kadar iş çoktan bitmiş zaten. Erkenden dönecekler yani. İnşallah döner dönmez amcamdan ister de beni. Biz de Celal'le yüzüp bakıyoruz. Desene o zaman Bahar'a çifte nişan var. Güzel. Şu gelinlikçiye gidelim mi? Çok güzel bir tane koymuşlar vitrine. Işınlanca bu kadar komutanım. Biliyorum. Başka çaremiz yok. Yak farları. Ali sağda! Aracı terk et! Kabul! Nimet! Ne oldun kızım? Hayırdır inşallah. İçinde bir sıkıntı var anacığım. Komutanım bunlar sizinkiler miydi ya? Bence bunlar sizi pek sevmiyorlar. Herkes iyi mi? Yoldan gidersek keklik gibi avlanacağız. Yolu ormanın içinden takip edeceğiz. Hadi yürüyün. Ulan Pepe. Biz seni muhafız diye almadık ulan yanımıza. Evet komutanım. Evet komutanım. Niye ateş etmiyorsun o zaman? Hayır komutanım. Alışmadım ki bu gavurun tüfeğine. Bir de hep durman galiba. Vallahi gücüm gidiyor bana.
Aman sen demedin mi bana Pepe derler? Benim adım da... Sık seni. Bari ince demese de. Dur bir de. Allah'ım sen aklımızı mukayyet ol. Vay alacaklar. Çoluk çocuk hepsini katletmişler. Gözünüzü dört açın. Bunu yapanlar hala buralarda olabilir. Burdala. Namus susun Burdala. Ali dur. Komutanım bana hayvan var gibi geldi. Komutanım. İki el sıkalım. Neyse Chicago kokusu. Sıkalım da yerimizi belli edelim değil mi? Komutanım müsaade edin ben bakayım. Dikkat edin. Gel korkma ben sana bir şey yapmam. Gel. Çok korkmuş belli. Hiç konuşmuyor. Görevimiz mühim Süleyman. Çocuk başımıza iş olur. Komutanım burada bırakacak halimiz yok. Hadi yürüyün. Üşürüz kurban olur. Süleyman ha. Bak bakayım. Yakıştı ama. Hadi be oğlum. Allah Allah. Bir yere ayrılmayın. Komutanım. Çocuğu da bir sorsanız ya. Kaldı buradan abi. Kusura bakma hala bu kadar mesele varken koca genele bir de çocuğu mu soracağız? Komutanım İnci bu kız Güney Koreli mi yoksa Kuzey Koreli mi? Ne bileyim oğlum ben. Neyse ne. Belli ki orada da kalmış işte. Ya İnci misal bizim o taraflarda güneye doğru indirmedi. Muğul taraflarına doğru böyle elmacık kemikler öyle. Çıkık oğlu. Lan Muharrem. Hem kekesin hem çenen düşük be seninle kardeşim. Ama madem seviyorsun bu kadar konuşmayı. İç şuradan süt müt bir şeyler bul da karnına uyuralım kızım. Çocuk açlıktan ölecek burada. Üşüdü bu ya. Ya donmuş zaten. Çişini falan yapmasa gelmiş olsa söyler bir şekilde herhalde. Evet. Konuşmadı değil mi hiç yolda? Biz konuştuk. Gelene kadar inleyip durdu. Adını da bilmez ki. Ne acaba? Bir isim koyalım ya. Öyle mi diyorsun? Ne koyacağız ki? Anamın adını koyalım. Naci olsun abi. Yok artık. Niye bana? Ya küçücük çocuk Naciye oğlu mu komutanım? Ne koyacağız? Senin ananın adını koyalım. Ne? Senin ananın adı nedir? Gülçin. Bu da böyle düşman adı gibi olacak. Ya. Ne koyacağız adını? Bir şey koyalım ya. Ayla olsun mu? He? Ayla. Ay gibi yüzü var, baksana. Ay içinde bulduk zaten. Ayla olsun mu senin adın? Yaşa komutanım, vallahi. Güzel oldu. Güzel, tamam. Oldu. Ayla. Ay kurbanım benim. Gentlemen, this is the work of the Chinese army.
They're in the game too. This war we thought was ending is only just beginning. The North Koreans do not stand alone now. Biz Güneyliler için de Kuzey'e yardım ediyor artık. İş çift tarafı çok uslu bir hal almış. Now we'll provide you extra vehicles and personnel. My radio operator, Captain Cage, he will accompany you. Yüzbaşı Cage de. They'll be giving me the latest intelligence in real time. Sürekli bilgi gelecek diyoruz. As a team. Bu işte beraber. Now, Lieutenant Lee knows this area like the back of his hand. He will guide you along the new secret route we've given him. Verdiğimiz yeni gizli güzergahı hatta size rehberlik edecek. Turkish forces have spread across the wide area. Geniş bir alana yayılmışlar. All of them. Give them the new operation plan. Yeni hareket planını getireceğiz. So let's go get him, Colonel. Komutanım. Bir şey süt buldum. Aslan. Şu süt dozu da var. Yani bu Amerikanlı her tozunu da yapmışlar. Saralım battaniyeye, donlu kız getir. Tuttum. Sen de tuttun mu? Oy kuşum beni. Al. Yavaş. Hadi gidiyoruz. Yolda anlatacağım. They found her in the middle of a massacre on the way. They couldn't leave her there. They took her with them. It's pretty remarkable. Yes, it is. Turks are interesting people. Yeah, we put a call out to the whole world. They were the first ones to respond. You know, if this war goes down in history, it won't be me. It won't be you, pal. It'll be them, the most mentioned in the books. Sen kızla kal, ben bakayım. Sen acıkmadın mı da? Bak bende ne var? İster misin süt? Ama yapma öyle suratını. Önce ben içiyorum, tamam mı? Ulan harbiden döktüm ben. Döktüm harbiden. İçer misin? I just got a distress call over the radio. We need to get to Canary. Yüzbaşı tersinden haber almış. Kunduri'ye bir an önce ulaşmamız gerekir diyor komutan. There's a narrow road up ahead on the right side we can use to get to Kunduri faster. Yol daraldıktan sonra sağ tarafı tercih edersek Kunduri'ye daha hızlı gideriz diyor komutan. İyi fikir. Tamam. Ali, Süleyman Asubay'a söyleyeyim bir gelsin. Yüzbaşının aracına bir baksın. Komutan çağırıyor, baksana. Araç arzına. Sen bekle, iki dakika geliyorum ona. Sen bekle, sen gelemezsin. Süleyman, hadi be oğlum. Dur kızım, fırça yiyeceğim. Ya, benim araca bakmam lazım. Yapat o zaman Asubay'ı. Yani çocuğa mı bakacaksın, araca mı bakacaksın? Ver madem çocuğu başka birine. Hadi, acelemiz var. İbyan! Evet. Hadi yürüyün ama. Ego no ante çoğun her şey yutturuk. Kesin çirmin temel andenika. Evet. He's going to watch her, so she doesn't bother you too much. Çocukla o ilgilenecekmiş. Daha fazla yük olmayalım diyor. Ya şuncacık can, bundan yük olur mu hiç? Madem Teğmen öyle diyor, peki. Bak seni kimselere vermedik ama uslu uslu otur, tamam mı? Ali, ha? Marşa geç de şunun derdine bir bakayım. Tövbe, tövbe. Çıkartırken hiç mi bakmamışlar, anlamadım ki. Bunlar benim emrimde olacak var ya, 3 ay keserim çarşıları. Kes tabii ya, oh be. Sen bas bakayım şu marşı. İşte aradığımız, özlediğimiz Süleyman bu be. Bas hadi, bas. Geldi. Tamam. Tam olmadı ama. Hadi gidelim, yetişiyorum şunları. Hadi, hadi. Şu kız yarım saattir gözlerini ayırmadan sana bakıyor. Kız! Sen. Gel. Kıyam. Kıyamın! 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 Kızı al! Kıyamın! 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 Ayla! Ayla! Kız iyi, kız iyi. Çık kızım içeri. Geç içeri, gir. Çıkma sakın bu yere. Geldi burada. Süleyman! Ulan niye altı tane var bunun içinde? Süleyman, bir şey yapman lazım.
Kalk onu! Tahmini olarak zayiatımız %20'yi bulmuştur. Kahraman Mehmet her türlü habere hazırlıklı olmak lazım. %20 zayiat ne demek? Gemiye binen her 5 kişiden biri de mi? Yapma be kadın kızım, Allah'tan umut kesilmez. Hala Kore dağlarında Allah Allah sesleri, bulutular halinde semaları yükseliyor. Kunur şehri de düşman işgali altındadır. En son dakikada Kunuri'den ayrılan küçük Türk konvoyu şiddetli mitralyöz ateşi altında kalmıştır. Oto bölüğünden yaralılarımız bulunmaktadır. Sinirler de düşmanın arka çıkınca sinirden Kuneri denen yerde 3 ağır gece yaşanmış. Süleymanlar da orada. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama. Haber bekleyeceğiz. Ona dedim. Dedim gitme dedim. Dedim ben ona dedim. Nurhan. Süleyman. Hadi geçmiş olsun, yırttın kefeni. Nerede benim Maraş canavarım? Ulan helal olsun sana be.
Helal olsun yemin ediyorum. Adam motor ustası diye geldi. Milletin rotunu motunu yedi. Ağzına a**ın ortalığın ya. Sen ne biçim bir adamsın lan? Siz iyisiniz değil mi kardeşim? Bak hal. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Sen iyi misin? Var mı buralarda bir sıkıntı? Var mı bir ağrısın? Yok çok şükür aşırı. Nerede lan bacakların? Oğlum güldürme bir dur. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Kurban olurum ben sana ya. Gel. Gel sen de gel. Çocuk da iyi çok şükür. Yarısı beresi yok değil mi? Hep seni bekledi başından ayrılmadığı için. Kedi gibi vallahi. Bunları da öyle buncacık sütmedin mi? Değindin ayrılmazla. Yalnız Koreliler haklı olarak kızı almak istediler. Aile ayrılmayınca Liye araya girdi. Üstleriyle bir konuşacak. Dur bakalım. Son zamanlarda 계속해서 늘어나고 있습니다. 이 토크 친구들이 돌봐줘야 될 고아들 숫자는 계속 늘어나는데 이게 다 우리 아이들인데 우리가 먼저 이 아이들 다 모아서 잘 커갈 수 있도록 어떤 대책을 만들어야 되는 거 아니야? 중공군이 북한군을 지원하고 있는 상황입니다. 남쪽으로 후퇴하며 싸워야 하는 이 시점에 군을 제대로 준비하려면 시간이 걸릴 것 같습니다. 터키군 측에서 아이들을 위한 학교를 짓겠다고 제안을 해왔어. 터키 친구들과 제일 친한 이소희. 아무래도 아이들이 생활할 학교가 완성될 때까지는 그 아이들을 안전한 사령부에서 데리고 있는 게 좋을 거라고 생각됩니다. 장군님 결정을 따르겠습니다. Rahat Süleyman. Savaş hararetlendi az subayım. Şimdi böyle kademe kademe geri çekileceğiz, ileri gideceğiz. Sürekli manevra halinde olacağız. Bu vaziyetteyken bu çocukla olmaz. Anlıyorum binbaşım. Her şey çok ani oldu. Bir anasını babasını bulsak? Orasını biz bilemeyiz. O Koreli yetkililerin işi. Biz haber verdik, bekliyoruz. Bugün yarın belli olur. O kadar çabuk mu? Komutanım ben uyurken başımdan ayrılmamışım. Ben şimdi bunu hemen nasıl... Ya ben de o sebeple diyorum evlat. Daha fazla bağlanma. Sonra onun için de senin için de zor olur. Sen işine dön. Bak Sadık Has subayı emrine verdi. Çok ünlü. Yokluğunda epey iş gördü. Şimdi sen de çocuk bakıcını da bırak ve görevini devral. Hadi bakayım. Emredersiniz komutanım. Ha Süleyman. Cesaretinde gurur duyduk. Kunuri'de büyük çarpışmalar oldu biliyorsun. Çok da kayıp verdik. Ama Çinlere de geçip gelmedik. Sayemizde tüm müttefik ordular zarar görmeden geri çekilme imkanı buldu. Bu sebeple Güney Kore makamları kahraman askerlerimizi bir madalya töreniyle onurlandırıyor. Sen de hazırlan. Yola çıkılacak. Yalnız çocuğu Sadık'a emanet et. Oralarda ayak altında görmeyin. Bu kadar. Sizi çözün beni aslında. Anası babası yoksa da biz buradan abisi, amcası, dayısı sayılırız. Ailemizin her şeyiyle ilgileniriz. Kıyafetlerini ben diktim zaten. Sen mi diktin? Ben köylülerden aldınız zannettim. Kumaşı nereden buldun? Sardığınız battaniye mi asubayım? Terzilim de vardır çok şükür. Baktım üstü başı yok Sübyan'ın. Daldım göz kararı makasla. Bir palto sıcacık tutar şimdi onu. Yoktan var ettim diyorsun. Zaten öyle derler. Şimdi benim az kafa kırık diye bu terfileri alıp çubukları takamadım ama... ...yaradanın gücüne gitmesin. Ne lazım olursa söyleyin. Yoktan var ederim. Eyvallah. Ayla. Bak ben şimdi gideceğim. Sen de burada Sadık abinle kalacaksın. Tamam? Anladı galiba. Hadi bakalım. Hayda. Sen gelemezsin benimle. Tamam mı? Sen burada kal. Kal burada. Ay güzel. Ya yasak yasak götüremem seni. Cız. Cız ne? Yasak. Sen al yasak be. Sen ne yaptın? Yine özüne dönmüşsün. Çocuğa ne anlatmaya çalışıyorsun? Ya ne yapayım be kardeşim? İçim gidiyor da götüremeyiz ki bunu. Sana bakan doktorla konuştuk da. Hı. Bunun yaşı 4-5'ten daha fazlaymış ya. Valla? Bu yaşadığı şok yüzünden konuşamıyormuş. Anasını babasını gözünün önünde mi öldürdüler? Anasını satayım böyle dünyanın ya. Thank you.
Vay vay, hey maşallah be. Bayram yerine geldik yemin ediyorum. Ver makineyi, fotoğrafını çekelim. Aa, doğru dedin kardeşim. Abi, bir gururlansınlar be. Şöyle çekiniriz değil mi? Nereye basacağını biliyor musun? Ya sen süsüne bak be kardeşim. Fişek. Dur bakayım. Hah. Gel. Gururlu dur bakayım biraz. Kureso batışı. Bigun'bun nanira. Tokyo'nda. 우리의 피를 나눈 형제입니다. Soldier. 서기훈은 유명한 말이 있다고 합니다. Thank you for your service. 내가 죽더라도 Soldier. 이 나라는 살아남는다. It will never be forgotten. 이 나라가 Soldier. 생존하려는 어깨를 맞대고 피를 함께 흘린 우리 형제들을 결코 잊지 않겠습니다. Soldier, thanks for your service, pal. Soldier, we also conferred with General Bjornsson. As he said, now that we're all one big happy family, we have no doubt that you'll be healthy and happy with you until our family is found. Aile olacakmışız. Anladık ben. Hislere tercüman olma var. Gel. Gördüğünüz üzere hayli iyiyim. Aldığımız madalya ve övgüler bir yana, bu kız çocuğu savaşın içindeki hayatımıza girerek bu karanlık dünyayı adeta aydınlattı. İyiymiş işte. Niye alsın suratını hemen? Azıcık gül artık ha. Bilmiyorum İzay. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. O bu küçük kız için hayatını hiçe sayıyor. Ya ölseydi? Murat Eylül abi, Murat. Süleyman, bunlar memleketten. Hanımdan istemiştim. Sağ olsun, göndermiş. Ayla kızımız nasıl, iyi mi? Sağ olun komutanım, gayet iyi. Ağzını. Aferin Ayla ya. Sen benim adım biliyor musun? Süleyman benim. Senin adın ne? Niye konuşmuyorsun be çocuğum? Bu gidişle biz sınıf kalmayacak. İyi geceler.
Bizimle yatmak yok. Sen orada yatacaksın. Senin yerin orası, orada yat sen. Tamam mı? Hadi bakalım. Bayağı konuşuyor be. Senin ellerinden beslendik, kolay mı? Gülün sağ baştan. Sağ baştan gül. Gülün lan! Şimdi bu kız Kore dilinde okuyabiliyor, öyle mi? Konuşunca ilk iş bir kağıt verdi. Okudum. Kore dilinde okuyor ama kendi adını yazıp söyleyemiyor. Adını Ayla biliyor. Benim de aklım ermedi vallahi. Madem öğreniyor, böyle kulaktan dolma olmaz. Türkçeyi düzgün öğrensin. Arkadaşlara yazdım, bir şeyler göndermişler. Ayla? Bak. Ya benim kızım filmini versinler. Bu ne? Anne yok. Kardeş yok. Baba. Thank you.
Bu hafta sonu çarşı izin hak etti. Tokyo'ya gidebiliriz deniyor mu? Konuştum onu. Ama sürpriz. Önce kitap bitecek. Hadi abi. Bisiklet, evet. Bisikleti de öğrendi benim kızım. Aferin sana. Bisiklet. Evet, bisiklet. Gel. Nereye kız? Dur, ne oldu? Tamam, geldim, tamam, geldim. Nereye? Tamam, tamam, geldim. Dur. Bisiklet. Bisiklet, evet. Kimin kızım? Nereden gördün sen bunu? Dalık abim. Aferin sana. Gel. Gel bakalım. Sen biraz oyna. Tamam mı? Benim az biraz işim var. Bu ne oğlum? Hayırdır? Hastalık mı benimki Asubay'ım? Ben bir şeyler böyle takıp sökmezsem rahat edemem. Önce malzemeyi nereden buldun peki? Köylülerden. Yerli halkla münasebet yasak. Sen ne veriyorsun da alıyorsun bunlardan? Yoksa bizim malzemeler. Haşa. Ben kendi konservemden, paramdan verip alıyorum. Zaten hepsi bozuk sakat parça. Ben onar masam kıymeti yok. Ne yapacaksın peki bu motoru bitirince? Burada gezmene izin verirler mi sana? Satarız be Asubay'ım. Aileye yeni giysiler alırız. Fena mı? Sen burada işleri çevireceksin. Süleyman komutan da sana kızmasın diye. Adamcağıza da aile üzerinden sus payı, öyle mi? Güzel tezgah. Haşa. Aşk olsun be Sadık. Yoksa o eldivenleri de mi? Yok be Asubay'ım. Ben bir ocak tamir ettim de öyle aldım o eldivenleri köylülerden. Ama diktiklerimi kendi ellerimle diktim. Sırf kız üşümesin diye. Benim de gurbette kardeşim var. Sen beni çok yanlış anladın Hüseyin. Bizde namussuzluk olmaz. Sadık, bu motoru söküp bu işe bir son veriyorsun. Seni şimdilik rapor etmiyorum. Ama bir daha görürsem külahları değişiriz. Afiyet olsun. Biz burada bugün böyle iyiyiz de. İç cepheler derdim şeyi söylüyor. Bizim de sonumuz aynı. Buradan sağ çıkar mıyız lan? Korkunun Ecel'e faydası yok be oğlum. Dünya Süleyman'a bile kalmamış. Bir düşün. Koca Süleyman. O bile öldükten sonra. Eyvah. İnsanların hakkında çok çabuk karar veriyorsun be komutan. Benim de kafam karışık be Süleyman. Kapkırmamak lazım. Kızım. Ayla. Aa, niye ağlıyorsun sen? Ne oldu? Oldu dedin. Öldüm mutlu. Haydi. Kim dedi onu? Süleyman da kalmaz. Öldü dediler. Ne demişler? Süleyman'a kalmaz öl... Haydi. Süleyman ben değilim o Süleyman. Başka Süleyman o. Masal o Aylacığım, masal. Ben değilim o Süleyman. Başka Süleyman, Süleyman ben o. Değilim o. Yanlış doğurmuşsun değil mi? Ölmek yok. Yok ölmek. Ona mı ağlamış bu ya? Bence bu çocuk bayramında Aylacığım Tokyo'ya gidelim. Moralleri yerine gelsin. Ha? Ne güzel işte orada Mesut Süleyman. Ben uğraşıp duracak artık. Allah ne verdiyse. Yok yok bayram uğraşmam.
Bugün hep sizi izledim. Bu kuşu aldın, iyileştirdin. Sonra da uçurdun. Türkiye'ye gitmemiz az kaldı. Nasıl ayrılacaksın? Ya da o bizden nasıl ayrılacak? Sadık! Hoş geldin. Kom, kom. Kimseye bir şey demedim ama Ayla'nın ailesini bulduk galiba. Köylülerden Ayla'yı gören olmuş. Hani senin şu takaslı köylüler. Bunlar. Hmm. Biri geldi siz yokken. Ailesi var o kızın dedi. İstiyorlar kızı. Başınızın şaşmadan getirin diye haber vermişler. Kimseler gidip ben görüşeceğim. Ama yalnız. Yok gidilmez Süleyman. Bırak ben de geleyim. Ben az bir şey anlarım bunların dilinden. Olmaz oğlum. Sen aileye göz kulak ol. Hele Ali sakın duymasın. Ayla. Güzel kızım. Bak bakayım ne yazıyor burada oku bana. Ama önce bir söz ver bana. Bu gece uslu duracaksın tamam mı? Ali abinin radyosunu aç dinle güzelce. Benim ufak bir işim var. Geleceğim hemen. Tamam mı? Tamam. Aferin benim akıllı kızım. Oku bakalım hadi. Annyeonghaseyo. Komutanım, size bir şey diyeceğim ama benden duymuş olman. Süleyman'la Ali'yi çağırın. Emredersiniz komutanım. Siz nasıl izin verdiniz bu adamın gitmesine ya? Siz delirdiniz mi? Bu adam nereye gidiyor belli değil. Bak, bana niçin söylenmiyor? Bu saati beklediniz söylemek için. Bak 50 kere... Adamın başına bir şey ya gelse... Ya ben adama 50 kere söyledim beni dinlemedi ki. Gitme dedim, yapma dedim, gitti. E ne yapacağız şimdi? Kalk gidelim. Nerede bu adam? Belli mi nerede olduğu? Nereden bulacağız? Ben biliyorum. Araç çıkarabilir misin? Hayır. Bir araç var aslında ama... Benim adam bugün görürse beni öldürür ama. Çalışıyor mu lan bu teneke? Hakaret sayın. Bisikletle dünyayı gezecektim. Düştüğüm duruma bak ya. Nasıl yıkamayız lan? Bıraksana da. Bu şekilde bana hala. Ben nasıl ki? Sen gidin şuna! Şuna! Ele Çince hiç anlamıyor. Şuna! Kutmayı bırakın ya! Şuna! Şuna! Önceki cuma! Önceki cuma! Önceki cuma! Uri sarayı da yatta! Yönüm buyu da yatta! Uri saramı nangı ya! Uri saramı nangı ya! Yogan Cugas'ta. Süleyman gel. Gel Süleyman. Sadık motoru al. Sadık motoru al. Yapmış değil mi o motoru ulan? Yürü kardeşim. Ne dedin oğlum sen adamlara? Dışarıda ordu bekliyor dedim. Adamı bırakmazsanız dedim. Oğlum sen nereden öğrendin bunları? Lisanı hayradan yalanı Amerika'da atmış. Sadık! Sadık neredesin?
işler ya? Ne bileyim oğlum? Kızın ailesi sandım. Ya gerçekten ailesi çıksaydı? Başardık, bas! 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 Ağzına duramı astıma ya! Bulamadı! Allah canım! Kutu lan şunu, kutu manyak! Ben sana soracağım sonra. Nerede bu adamlar Üsteğmen'im? Hüseyin yavrum, otuna bak! Süleyman Asubay'ım. Acık fenadı da komutanım. Affedersiniz. Haber olmuş. Alttan üstten salıp dur. Peki Ali nerede? O da mı? Çıkmadı mı daha? Helada mıymış? Şimdi anlarız. Komutanım, affedin. Şu sizin Merlin geliyormuş. Kim? Moral için bir iki şarkı söyleyip gidecekmiş. Albay hayranı olduğunuzu duymuş. Ama maalesef Ali'ye görev çıktı. Sen de mideni üşüttüğüne göre. Kısmetliymiş artık. Ne yapalım? Bu hangi Merlin'di? Yengeydi. Ne yaptınız lan? Yakarım askerliği bir daha mı? Yakarım askerliği bir daha mı? Tut sen, tut. Ya Süleyman, ne anlatıyorsun? Ben bugünü beklemişim ömrüm boyunca. Neden deniyorsun kız? Nasıl olsa iki gün buradaymış. Ya sen karışma Süleyman, karışma bir ya, karışma. Tamam, karışmıyorum, bırak, bırak. Ya bak, bana mani olanın ben bugün de yarın da. Arkadaş, ben belki bugün gideceğim, randevuyu koparacağım. Yarın isterimi açıklayacağım, öbür gün arkadaş olacağız. Niye bana mani oluyorsun ya? Kim sana mani oluyor? Bana niye engel oluyorsunuz? Az ya? Güzel kardeşim, dinle. Dün daha bana nasihat etmedin mi? Niye böyle bir şey yapıyorsun diye. Kendi mi gireceksin cezaevine? Süleyman haklı. Bak, biz bugün Ayla'yı götürelim. Sana söz. Sana söz, bunlardan imzalatalım. Şöyle kendi kalemiyle, kendi el yazısıyla. Bir de rujuyla yüzük üstüne. Ha? Bu ne ya? Bunlar yeni mi? Evet. Sahiden bunları kendim bastırıp göndermiş. Evet. Benim için de imzalar mıydı? Tabii be oğlum, bizzat kendi ismine. Aşkım Ali'ye sevgilerle diye. Yarın hep birlikte bir daha gideriz. Dersin ki o Ali benim işte. Tercümanız da ben olurum. Ha? Olmaz mı? Yarın. Yarın? Söz mü be? Söz dedik ya. Söz mü be Süleyman? Söz be anam. Söz mü be anam? Söz be anam. Söz tabii. Değil mi kızım? This is for us.
İyiyim. Hayvan götürürsün. Bekle beni. Arkadaşlar, Kore topraklarında bir yıl geçirdik. Birçok arkadaşımızı şehit verdik. Ruhları şad olsun. Ama şimdi eve dönme zamanı. Yeni birlikler kademe kademe görevleri bizden devralacaklar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ayla. Hadi iyi sen ya kızım. Ama yemekle oynanmaz bak. İkinci birlik geliyormuş Suleyman. Evet yerimizi alacaklar. Biz dönüyoruz artık. Önce erler, sonra subaylar, sonra da biz. Sizin adınıza sevindim. Ben gönüllü kalacağım. Belki bir dönem sonra dönerim. Biraz erken bir karar olmamış mı Suleyman? Sevgilim. Yine yer değiştirip bu defa da eski bir okula yerleştik. Adresimizi zarfa yazdım. Haberler memlekete de ulaşmıştır. Her gün Ali'den yadigar kalan radyodan memleketten haberleri ve şarkıları dinliyor. Seni düşünüyorum. Ne olsun? Biraz daha sabır. Hakkını helal et komutanım. Gel lan. Ayla. Çay. Evet, doğru. Ne yapıyorsun beni? Kusur beni. Sevgilim, emrimizdeki erleri artık evlerine uğurluyoruz. Yerlerine yenileri geliyor. Onları da yetiştiriyoruz. Anlayacağın bir süre daha burada kalacağım Murat. Bana bir şey var mı? Yok komutanım. Niçin bizim haberimiz olmuyor? Giderken bize haber vermeden gitti. Tamam, gurur duydum. Dönsün artık.
Üzerine düşeni yaptı. Evlendireceğiz artık onu. İskenderun da bir sevdiği var diyorlardı. Kahramanlar saatiyle yayınımıza devam ediyoruz. İskenderun'dan Nurhan Sayılgın'ın isteğinde sıra. Bestesi ve güftesi Sedat Öztoprak'a ait olan Süzünet makamındaki şarkı Güney Kore'de görevde olan Assubay Başçavuş Süleyman Dilbirliği için geliyor mikrofonlara. Ne çok çektim hasretini bilsem ah ben. Ne çok çektim hasretini bilsen ah ben. Ne çok çektim hasretini bilsen ah ben. Nerede kaldım gelmez oldum sevdiğim sen. Nerede kaldım gelmez oldum sen. Kızım, şimdi anladım ben senin yürek sıkışmalarını. Ama ümit bağlayıp üzülmeni istemem. Sonuçta o yaban eller gör. Kızım buralara bakmaz artık. Davul bile. De, canı sağ olsun anne. İyi bir insan o. Çocukken de öyleydi. Mutlu olmayı hak ediyor. Yeter ki iyi olsun. Şarkı ne diyor baba? Dön artık. Nereye? Evime. Benim de benim var. Gidecek misin? Sensiz gitme. Ne demek gene gitmiyorum ya? Öyle kafana göre olmaz bu işler Süleyman. Emir var. Silahlı kuvvetler personeli olarak bu çatı altında kaldığın sürece o emirlere uyacaksın. Aksi takdirde istifa edersin. Nasıl istifa edeyim binbaşım? Dönünce sorumluluklarım, söz verdiğim insanlar var. Ya oğlum ben de onu diyorum ya. Yazık değil mi o söz verdiğin insanlara? Aileye yazık değil mi? Alıştı babam diyor. Bensiz yapamaz artık. İzin versinler onu da götüreyim. O zaman dönüyorum. Yeter! Bu konuşma bitmiştir. Ayla buranın vatandaşı ve burada kalacak. Çıkabilirsin. Ne demek hala dönmüyorum? Şş, bak Nurhan, kız var diyor. Ya ben? Ben ne olacağım? Şş. Bana bir şey var mı? Yok komutanım. Süleyman Assubay'ım. Albay size emretti. Buyurun gidelim. Hadi bakalım. Rahat evladım, rahat. Cuma günü bir çıkartma gemisi kalkıyor. İzmir'e de uğrayacak. Onunla beraber seni de göndermemiz gerek. 10 güne kadar biz de gidiyoruz. Görevi yeni gelen subaylara devredeceğiz. Burada kalamazsın, toparlan. Siz beni anlamıyorsunuz. Ayla ne olacak peki? Ordumuz Suvan şehrinde söz verdiği yetimhaneyi açtı. Adı Ankara Okulu. Ayla hayatın orada devam edecek. Yaşıtları gibi okula gidecek. Hanımefendi de o okulun yetkilisi. Orayla. Ayla için bir şeyler getirmiş. Giyecek seni vermemi rica ederim. Birliklerimizde himayemiz altında bulunan aile gibi ne kadar çocuk varsa Bayan Jimin teslim alıyor. Sana minnettarlar. E sen de uzatma artık. Hem Ayla kızımız için de iyi olacak. Ayla burada bu vaziyette benden ayrılmaz ki. Ben de onun nerede yaşadığını görmek isterim. Ben de kendisine eşlik ederim albayım. Siz merak etmeyin. Bir iyilik yaptık. Böyle bitmesin.
Ailem, buraya niye geldik biliyor musun? Burada çok güzel arkadaşların olacak. Onlarla tanışacaksın. Öğretmeninle gezmek ister misin? Ama okula da benimle gidemezsin ki be kızım. Bak yaşıtların ne güzel. Hepsi bir aradalar korkmadan. Sonra senin için korktu mu desinler. Babası yanında olmadan okula bile gelemiyor desinler. O zaman öyle mi? Hı? Tamam. Tamam. Aferin sana. Hadi. Geliyorum, ben de geliyorum. Hadi. Hadi geldim ben. Ayla, 친구들한테 인사할까? 안녕, 나 아일라야. 이해 비엘. 나도 이해 오르자. Türk ordusu buraya desteğini vermeye devam edecek. Ben Ayla'ya. Kule zaretso. Ebe de çınadı denzalgo. Bize inzalcık ha? Maske maga. Yoginin Ayla'ga çingudurirang yongo'du beyo. Çok güzel bir marştır Ayla'm. Marş yani şarkı gibi. Radyodakiler gibi mi? Radyodakiler gibi evet. Bak eğer bu marşı iyi öğrenir, herkesten güzel okursan senin hep gurur duyarım, tamam mı? Yemeğe binince sessiz olacağız, tamam mı? Tamam. Gemiye bindikten sonrası kolay. Ben saklarım seni. Evini özlemedin mi Asubay'ım? Gecikmişsin. Vazifemiz komutan. Amma büyük valiz yapmış. Ne yaptın, ne koydun içine o kadar? Yok be komutanım. Tokyo gezisinden çok. Mektuplarda yazdık, anlattık buraları. Açayım bakacaksanız.
Asubay. Yolun açık olsun. Sağ ol komutan. Süleyman. 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 Kız nerede? Açın valizi. Herkes sana minnettarken bu yaptığın nasıl bir suç? Farkında mısın sen? Herkese dil döktüm. Kimse şikayetçi olmayacak. Senden ricam, gemiye bin, evine dön. Buraya gelirken her şeyi bırakın dediler. Bıraktık. Şimdi buradan giderken de aynısını istiyorlar. Ben Ali'yi bıraktım zaten. Onu saysınlar. Aileyi bırakamam. Ben bıraksam o beni bırakmaz zaten. O daha bir çocuk. Kendi kararlarını veremez. Hem size ayran yok ki. Bu savaş bitecek, evine dön, hayatını kur. Sonra tekrar geri gelirsin. Aile burada olacak, burada vatanında olacak. İnan bana birisi daha iyi. Lütfen sağlıklı düşün. Bir fidan toprağında büyür. Allah aşkına Mesut. Bu söylediklerine kendin inanıyor musun? Ben sana inanıyorum. Biliyorum. Biliyorum bir gün buraya onun için tekrar geri döneceksin. Ağlamak yok. Ağlama. Ağladığını duyarsam o zaman çok üzülürüm. Tamam belki biraz ağlayabiliriz. Ama ben gittikten sonra ağlamayacaksın, tamam mı? Söz ver bana. Söz mü? Yok. Aferin. Şimdi ben de sana bir söz vereceğim. Geri geleceğim ben, tamam mı? Geri geleceğim ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Doğru mu? Söz. Babalar evlatları için mücadele eder. Onlara verdiği sözler için yaşar. Geleceğim. Söz. Geleceğim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. İzmir'de de ilan karşıladı. Karşıdan bak ne güzel şey bana. Tek geldim. Böyle günde karşılamamak olur mu oğlum? Vay. Tebrik ederim. Yakışır kardeşlerime. Nura niye gelemedi? Hanidir haber de yok.
İzin mi alamadı? Yoksa sürpriz mi ayrıldınız? Yüzük takan sadece biz değiliz Süleyman. Bizden duyu istemezdik. Anlaştı. Duyduklarım doğru mu? Amcam radyoyu duymuş. Dünya senin için büyük bir yer ama buralar küçük yerler işte. Duyduysa duymuş. Söyleseydin ya her şeyi. Anlatsaydın ya böyle böyle diye. Neden sustun Nurhan? Hırsız mıyız, uğursuz muyuz? Kaçak mıyız, namussuz muyuz? Yok, hırsız değilsin. Uğursuz değilsin, namussuz değilsin ama hayırsızsın Süleyman. Kaçaklığa gelince onu da bu kadar zaman dönmezken düşünecektim. Ben sana söyledim, beni bırakma dedim. Ama sen o küçük kızı buradaki bu kızdan daha çok önemsedin. Bana bu nişanı taktılar. Sana da dilerim yeni madalyalar taksınlar. Allah'a ısmarladık. Acil para yollamak istiyorum. Tabii. Baba, Allah'ın izniyle döndüm. Maraş'a geliyorum. Uygun gördüğünüz bir kızla evlenmek ve derhal buralardan gitmek istiyorum. Ellerinizden hasretle öperim. Geldiniz. Siz de hoş geldiniz yenge. Evin boya badana işlerini hallettim. Tertemiz oldu. Oğlum kaldır artık o yazıyı da. Buyurun bakalım isterseniz. Günaydın. Günaydın. Bir şeyler yeseydin. Vaktim yok. Hadi hayırlı günler. Komutan, konsolosluk kapalı. Sabah 9, akşam 5. Ahmet, ben bugün biraz erken çıkacağım. Gözüm arkada kalmasın. Albayımın arabası yolda kaldı komutanım. Acil. Günaydın. Günaydın. Bu defa bari bir çay içmeden yollama. Ya. Benim işlerim halimet. Şu kızı arıyorsun değil mi? Kore'deki. Biliyorum işte. Gel otur şöyle bir konuşup dertleşelim. Her şeyin bir çaresi bulunur. Ne kadarını biliyorsun bilmiyorum. Bir gece pusu yedik. Orada bulduk. Ne yapayım ben? Şurada mı bıraksaydım? Bırakamadım. Çok da tatlı bir şey görsen. Öyle ay gibi yüzü var. Adı ne olsun falan dedi herkes. Ben de koysaydım ya. Yani anlayacağım. Ben bu kıza söz verdim Nimet. Bak
Ben bu kız için yaptıklarınla hep gurur duydum Süleyman. İşte benim gönül verdiğim adam dedim. Bak biz evliyiz artık. İzin ver sana yardım edeyim. Nasıl edeceksin ki? Senin kızın benim kızım. Senin sözün benim sözüm. Nerelere başvurulacaksa ben başvurup ben sorayım. Yol bilmez, iz bilmezsin deme. Gösterirsen çabuk öğrenirim. Sonuçta Kore Gazisi kahraman bir assubay hanımıyım. Hangi kapıdan girsem kendimi saydırırım. Yeter ki sen müsaade et. Ben gelip tahkikatı başlatacağım. Tabii, tabii. Süleyman Bey, biliyorsunuz maalesef savaş sürüyor. Bu şartlarda iletişim çok zor. Zaten Ayla ismiyle sorup soruşturmamız da mümkün değil. İsmi bu ama. Yani başka ismi yok ki. Vallahi Süleyman Bey, bu şekilde geri dönüş alamıyoruz. Ara ara şansınızı deneyin derim ama... Oralara gidip bizzat ilgilenmedikçe buradan böyle. Maalesef. Kore'deki Ankara Okulu'na yazdım. Cevap bekliyorum. Umarım kısa bir vakitte bize geri dönerler. Okuldan belki bir şekilde geri dönüş alma şansımız olabilir. Ama bu da biraz vakit gerekiyor. Çocuğu öleceğiz. Bu kız adını mı unuttu Nimet? Baban seni arıyor deseler hemen söyle. Unutmamıştır. Ben de kız çocuğuyum. Baba unutulur mu hiç? Savaş bitince ilk izinde mutlaka gitmem lazım. Yanında olmam lazım. En az bir hafta yol. Gel git iki hafta. Nasıl alacaksın o kadar izni? Yok başka bir yol olmalı. Hepsini araştırıyorum. Hesap kitap ortada. Koca devlet yardımcı olamıyor. Bakalım ben nasıl bir başıma. Bir başına değilsin. Hadi yat sen biraz dinlen. Biraz zaman Süleyman. Sadece biraz zaman. Süleyman. Endişelendi çocuklar. O
O da benim çocuğum. Abi Süleyman. Bir savaş yaşayıp sağ çıkınca insan artık ölümü umursamıyor. Sanki artık Azrail'i atlatmışsın gibi geliyor. Daha önünde çok zamanın var gibi geliyor ama 50 yıl geçmiş. Ölebilirdik Nimet. Ama ben bir söz verdim. Artık sözümü tutmadan ölmek istemiyorum. Koreliler de gelmiş, görüyor musun? Helal olsun. Ne ben pahalı insanlarmış. Belki senin Ayla da babasının memleketine vefa borcunu ödemek için gelmiştir. Ha Süleyman amca? Yıllardır arar durur. Ama nereden bulacağım? Yazık kız. Atlasa gitse keşke. Kolay mı abla? İnsanlar bayramdan bayrama şuradan şuraya kendi ailelerini görmeye gidemiyorlar. Değil mi anne? Çoktan kocamış kadın olmuştur. Bakalım yaşıyor mu? Ben de söyledim öyle. Ya abim de kaç kere söyledi. Dinlemez ki babam. Deme böyle. Üzülüyor bak. Ölüp gitmiştir belki. Hayat işte. Gerçekten unutulmayacak görüntüler. İnsanlar haklı ama. Baba. Ben geldim baba. Süleyman. Süleyman. Kore'den bir habercim ne gelmiş biri. Dernekte 60. yıl için röportaj yapıyormuş. Ayla'yı bulmanız için yardımcı olmak isteriz demişler. Mutlaka bizimle görüşmek istiyorlar. Güney Koreli meslektaşım Sang Jun'la Kore Savaşı'nı anlatan bir belgesel için hazırlanıyoruz. Malum 60. yıl dile kolay. Hayattaki gazilerin öyküleri, orada yaşananlar. Bakın herkes orada yaşananları anlatıyor. Herkes nasıl vurduğunu, vurulduğunu anlatıyor. Onlara ben de dedim ki bizim bir Süleyman Asubayımız var. Bu Süleyman Asubayımız orada bir çocuk kurtardılar. Vallahi biz de çok heyecanlandık. Hemen meslektaşımla konuştuk. Biz hem bu belgeseli hazırlamak hem de Ayla'nın izini sürmek istiyoruz. Eğer bize yardımcı olursan Ayla'yı buluruz. Vallahi neler söylüyorsunuz çocuklar. Benim şu hayatta tek istediğim.
Hüseyin bu. Fakat ismi değişmiş diyorlar. Yani okuldan önce var, okuldan sonra yok. Süleyman amca sen hiç merak etme. Bak artık her şey değişti. Kayıtlar var, arşivler var. Peki sende hiç Ayla'nın fotoğrafı falan var mı? Olmaz olur mu? Her şey albümde eksiksiz. Ben onları pırıl pırıl saklıyorum. İşte bu. Aradığımız da buydu zaten. Bir an önce başlayalım mı? Ne dersiniz? Almost everything was destroyed because of the fire at archives. Most of the information we need is gone. The shutdown of Ankara school makes her harder. The name Ayla means nothing by itself. We must learn her real name. Couldn't we reach any of the students who are still alive? Some might remember Ayla. They were classmates after all. I saw that. Here's the interesting news. Huh? My assistant is researching it. Shuyama! We found out 6 students who studied at in the school at the time. They never lost contact after graduating. They still meet every year. I'm sure they remember Ayla. Let's meet them as soon as possible. Exactly. İyi akşamlar Süleyman amca. Kore'deki Ankara Okulu'nun mezunlarına ulaştık Süleyman amca. Aileyle aynı dönem öğrenciler bunlar. Evet hatırlıyoruz diyorlar. Onu bir Türk asker getirmişti. Sessizce bir köşede oturup hiçbir şeye katılmazdı. Bizle hiç konuşmazdı. Babam beni gelip alacak derdi. Öğretmenler Türkçe bir marş öğretirdi hepimize. İşte o zaman bize katılırdı. En önde durur ve marşı hepimizden gür sesle okurdu. Ve derdi ki, bu marşı iyi öğrenirsen babam benimle gurur duyacak. Süleyman amca, bu daha bir başlangıç. Onu tanıyan birilerine mutlaka ulaşacağız. Yani hayatta olmasa bile mutlaka... Yaşıyor. Canlısını bulacağız diyordunuz. Şimdi iş ölüsüne mi kaldı? Sabahat. Ben müsaadenizi isteyeyim. Özkan, bakın... Buraya gelip babama bir şeyler anlatıyorsunuz. Ama babamın kalbi buna dayanmaz. Gerçekten dayanmaz. Ben bu işin devam etmesini istemiyorum. Anlıyorum. Güzel. Evladım. Güzel kızım. Ne diyorsun sen ha? Sen nasıl konuşuyorsun? Ben bir söz verdim. Babalar evlatları için mücadele eder. Verdikleri sözler için yaşar. Sizin için, abinle senin için de öyle yapmadım mı ben? Ha? Benim için. Ölürüm diye mi korkuyorsun? Allah razı olsun yavrum. Korkma. Sözümü tutmadan ölmeyeceğim.
We found Ayla. We finally found her this time. Really? Yes. This is great news, but there are other things we need to talk first. Okay. I call you from my office. Really, she's a graduate. She said Ayla saw her sister until her 20s. She said her name was Kim Eun-ja. Are you sure? Is she Ayla? Her misfortune sounds similar. We did some research. The woman has a marriage, but unfortunately her husband died at a young age. Look at that. It's her picture. Poor woman, she never had a life. She is the first to work. She wanna be self-sufficient and not be a burden on anyone. She does cleaning work at school. What do you think? Shall you tell Suleyman? His daughter caused a lot of trouble today, and she has her reasons. Look, the photos are incredibly similar. We should try in any case. We can't leave this here. Fine. I'll catch the first flights. Arrange a meeting with that woman. Let's go meet her. If she remembers Mr. Suleyman after all these years and feels like getting together, it will be worth our efforts. If these two people reunite. Seul kocaman olmuş. Kim bilir ailemde. Çok şey yaşamış Nimet. Yanında olamadım.
Ayla değil mi? Mücadele eder. Onlara verdiği sözleri için yaşar. Söz. Gelen değil mi o Ayla? Acı를 터키에서 뵌데 어제 같은데 벌써 여름날이 흘렀네요. 지금도 아버지 딱딱하게 굳은 힘없는 손길이 기억납니다. 더 오래 사셔야 하는데 얼마나 더 사실지 아일라는 걱정이 앞섭니다. 사랑하는 나의 아버지, 전쟁터에서 어려진 저를 끝까지 친딸처럼 보듬어 주시고 키워 주셔서 감사합니다. 아버지 사랑합니다. 건강하시고 오래오래 사세요. 당신의 딸 아일라.
Bir bankadan daha fazlası olmak, daha fazlasını yapanların yanında olmaktır. Ziraat Bankası.